Arkadaşlar merhabalar, kanalımıza yeniden hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda 4. sınıflar fen bilimleri dersi 2. dönem 2. yazılı soru örneklerini sizlere anlatmaya çalışacağız. Her sınavın başında olduğu gibi mutlaka bir doğru yanlış bölümü, kelime doldurma bölümü bizleri bekliyor olacaktır. Biz doğru yanlış bölümüyle sizlere videomuzu anlatmaya başlayalım arkadaşlar. Hemen 1. bölümden başlıyoruz. Aşağıdaki ifadelerin başına doğru ise D, yanlış ise Y yazılış şeklindeki bölümdeki ilk sorumuz. Atık plastikler, kablolar, akü ve piller geri dönüşüm olanağı olan atıklardır. Bu bilgi doğru mu? Kesinlikle doğru. Okullarda biliyorsunuz marketlerde pillerin geri dönüşüm kutularını hatırlıyoruz, biliyoruz. Basit bir elektrik devresinde elektrik kaynağı anahtardır şeklinde bir ifade var. Arkadaşlar elektriğin kaynağı anahtar olamaz. Ya bir aküdür, ya bir pildir, ya da bir bataryadır. Dolayısıyla bu bilgiye yanlış diyeceğiz. Basit bir elektrik devresinde pil, ampul, anahtar ve kablo bulunur. Evet, deneylerini yaptık bunların ünite içerisinde, dönem içerisinde. Dolayısıyla bu bilgiye doğru diyeceğiz. Dördüncü sorumuz megafon, mikrofon, işitme cihazı, stetoskop, sesin şiddetini yükselten cihazlardır. Bunu elbette biliyoruz, doktorlardan biliyoruz. Mikrofonla satış yapan satıcılardan biliyoruz. Sesi daha fazla iletebilmek için. Diyelim ve geçelim 5. soruya. Pillerin yerleştirdiği yere duy denir şeklinde bir ifade var arkadaşlar. Yanlış. Pillerin yerleştirdiği yere duy değil, pil yatağı denir. Dolayısıyla yanlış bir bilgi. 6. soruya bakalım. Yüksek ses insanlarda korku, işitme kaybı, kaygı gibi birçok olumsuzluğa sebep olabilir. Olur mu? Kesinlikle doğru diyelim buna da. 7. soru. Güneşe doğrudan bakmak göz sağlığımız için çok tehlikelidir. Siyah camlı gözlüklerle, özel gözlüklerle biliyorsunuz bakıyoruz güneşe. Direkt çıplak gözle değil. Dolayısıyla bu bilgi de doğru diyelim. Gıda alışverişlerinde liste yapıp gıdaların son kullanma tarihini kontrol etmeliyiz. Evet, bilinçli bir tüketici olarak bunu yapmak zorundayız. Buna da doğru diyelim. Ve diğer sorulara devam ediyoruz. 9. soruda yeryüzündeki su kaynaklarının çok az bir kısmı kullanılabilir özelliktedir. Biliyorsunuz %70 gibi bir oran var yaklaşık dünya suyunun ama okyanuslar, denizler tuzlu su olduğu için dolayısıyla su kaynakları çok az, tatlı su kaynakları çok az. Onun için bu soruya doğru diyeceğiz. 10 bizim için ne bekliyor bakalım 10. soruya. Atık kızartmalık yağlar lavabo, suya ve toprağa dökülmelidir. Arkadaşlar dökülmeli mi? Tam tersi, dökülmemeli. Onun için yanlış diyeceğiz bu soruya. 11. soruya bakalım. Işık yayarak çevresini aydınlatan varlıklara ses kaynağı denir. Ses kaynağı mı denir? Hayır. Işık kaynağı denir. Yanlış bir bilgiye verilmiş. 11. soruya yanlış diyeceğiz. 12'ye bakalım. Plaklar üzerine kaydedilen ses fonografta dinlenebiliyordu. Arkadaşlar o fonograf değil, dikkat edin, gramofon olacak. Bu kelimeler biraz yabancı kelimeler ama farkını bilelim. Gramofonda dinleniyor plaklar. Dolayısıyla 12. soruya da yanlış diyeceğiz. 13'e bakıyoruz. Meşale kandilden daha sonra bulunmuştur. Bakın daha sonra diyor. Tam tersi ilk aydınlatma aletiydi, aracıydı meşale. Dolayısıyla 13. soruya da yanlış diyelim. Ve 14'e devam ediyoruz. Aydınlatma teknolojileri sayesinde iş yerleri gece de üretim yapabilmektedir. Biliyorsunuz fabrikalar 24 saat üretim yapabiliyor. Hastaneler gece hizmet verebiliyor. Bu da aydınlatma teknolojileri sayesinde olan bir durum. Dolayısıyla doğru yazacağız. Ve son sorumuz bu bölümde. Işığın yanlış yerde, yanlış miktarda, yanlış yönde ve zamanda kullanılmasına ışık kirliliği denir bilgisi doğru mu? Ve kesinlikle bu bilgi de doğru diyelim. Ve bu bölümü kazasız belasız atlatmış olalım. Mutlaka bu tarz, bu tip sorular, belki de aynıları gelecek. Lütfen dikkat edelim arkadaşlar bu tarz sorulara. Ve bir diğer bölüm, aşağıdaki boşluklara uygun kelimelerle doldurunuz şeklinde bir ifade var. Bakalım kelimelerimiz neymiş? Onlara göre hareket edeceğiz. Anahtar, karbonhidrat, kapalı, pil yatağı, devre, floresan, bilinçli tüketici, tasarruf ve çevre kelimeleri bizlere verilmiş. Uygun bir şekilde doldurmaya çalışalım ilk soruyla. Birinci soruda canlı ve cansız varlıkların bir aralığında bulunduğu ortama nokta nokta denir. Bunlardan hangisi uygun arkadaşlar? Tabii ki çevre değil mi? Buraya hemen bir
Çevre yazalım. Emin olduğumuz kelimeler lütfen üstünü çizelim. Daha sonra emin olmadıklarımız en sona kalacaktır ve puan alma olasılığımız çok daha yüksek olacaktır. İkinci soruda elektriği, suyu, besinleri ve parayı özenli ve gerektiği kadar kullanmaya nokta nokta denir. Ne diyorduk biz buna arkadaşlar? Tabii ki tasarruf değil mi? Hep sizlere söylüyoruz, hep sizlere bahsediyoruz. Tasarruf mutlaka yapılmalı diye. Üçüncü soruda basit elektrik devresinde ampulün ışık verebilmesi için anahtarın nokta nokta olması gerekir. Anahtarın ne olması gerekir? Kapalı olması gerekir değil mi arkadaşlar? Anahtar kapalı olduğu zaman temas sağlanacak ve bir akım sağlanacak. Dolayısıyla elektrik de ampul yanacak. Bu kapalı kelimesine lütfen dikkat edin ve geçelim dördüncü soruya. Dördüncü soruda beynimizin kullandığı tek besin kaynağı nedir arkadaşlar? Yağ mı? Protein mi, karbonhidrat mı, vitamin mi? Ünite içerisinde biz bunu işlemiştik. Tabii ki karbonhidrat değil mi arkadaşlar? Buraya da karbonhidrat yazalım. Beynimizin yakıtı olarak düşünün karbonhidratı. Basit elektrik devresinde zorunlu olmayan devre elemanları nokta nokta ve duydur. Neydi o zorunlu olmayan? Dikkat edin. Pil yatağı değil mi arkadaşlar? Biri pil yatağı, diğeri de duy. Bu ikisi olmadan da devreyi tamamlayabiliriz. Pili normal dışarıda tutup illa pil yatağına koymak zorunda değiliz. Duy da aynı şekilde ampulün takıldığı yer. O olmadan da ampul yanabilir. Çünkü telleri temas ettirdiğimiz zaman ampulün metal kısmına o da yanacaktır. Zorunlulu bir hali yoktur. Pil yatağı ve duyun. Bu iki kelimeye lütfen dikkat edelim. Altıncı soruda akıllı tahta evimizdeki elektrik düğmeleri ve bilgisayarın açma ve kapama düğmesinin yaptığı görevi basit elektrik devresinde nokta nokta yapar. Ne yapıyordu arkadaşlar bunu? Biraz önce söyledik, kapalı olması gerektiğinde bahsettik. Anahtar değil mi? Anahtarla açıp kapatıyoruz devreyi. Yedinci soruya bakalım. Elektrik kaynağından başlayıp tekrar elektrik kaynağında son bulan yolun adı nokta noktadır. Nedir arkadaşlar o uzun yolun adı? Devre değil mi? Biz buna devre diyoruz. Sekizinci soru, bir mal satın alırken temel gereksinimi ön planda tutan kişiye nokta nokta denir. O kişi kimdi? Tabii ki bilinçli tüketiciydi değil mi? Bilinçli tüketiciyi buraya yazalım. Son sorumuz, devredeki ampul ile sınıfımızdaki nokta nokta aynı işlevi görür. Ne arkadaşlar bu? Devredeki ampul ışık yayıyorsa sınıfımızda ne var ışık yayan? Floresan değil mi arkadaşlar? Floresan buradaki son kelime olmalıydı. Doğru yanlış bölümünü de bu şekilde dolduralım. Çünkü mutlaka bununla ilgili de bir bölüm sorular sizlere gelecektir. Ve geçiyoruz artık bir başka bölüme. Bu bölümde aşağıda verilen kavramları karşılarındaki açıklamalarıyla eşleştiriniz. Arkadaşlar basit bir devrede bulunması gereken şeyler özellikle mutlaka sınavda bunlardan da gelebilir. Bakalım onlar neymiş, eşleştirmeye çalışalım. Aşağıda verilen kavramları karşılarındaki açıklamalarıyla eşleştirin şeklinde bir bölüm var. Burada ne verilmiş bize? Ampul, pil, anahtar, kablo ve duy. Açıklamaları bunlar. Uygun olanı bu tarafa eşleştirmeye çalışalım. Arkadaşlar şuradan başlıyoruz. Devreyi açıp kapamaya yarar. Nedir devreyi açıp kapamaya yarar? Tabii ki anahtar değil mi? Deminden beri konuşuyoruz. Buraya bir 3 yazalım. Elektrik enerjisini devre elemanlarına aktaran ne peki? Tabii ki kablo değil mi? Kablo olmadan elektrik tabii ki aktarılamayacak. Buraya da 4 yazalım. Elektrik enerjisini ışık enerjisine çevirir. Nedir o? Aldığı elektriği ışığa çeviren ampuldür değil mi? Dolayısıyla buraya da 1 yazalım. Bir diğeri ampulün takıldığı devre elemanı işte o duy. Zorunlu olmayan biraz önce bahsetmiştik. Buraya da 5 yazalım. Ve son olarak devredeki enerji kaynağı. Nedir enerji kaynağı? Demiştik biraz önce ya pildir ya bataryadır ya aküdür. Enerji veren bir kaynak. Burada verilenlerden pil doğru olacak bizim için. Diyelim ve geçelim artık çoktan seçmeli sorulara. Çoktan seçmeli sorular en bol gelen soru bölümü. Biz de mümkün olduğu kadar çok soru sizler için seçmeye çalıştık. Lütfen sabırla sonuna kadar dinleyelim. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz bölümündeki ilk sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi basit devre elemanı değildir ifadesi var. Bakın anahtardan bahsettik, pilden bahsettik, ampulden bahsettik ama priz
bir devre elemanı değil. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği olacak ilk soruda. İkinciye bakalım. Aşağıdakilerden hangisi elektrik enerjisini devrenin diğer elemanlarına taşır? Biraz önce yine bahsetmiştik. Kablo değil mi arkadaşlar? Kablodur. Kablodur diğer elemanlara taşıyan elektrik enerjisini. Cevabımız B seçeneği diyelim ve gelelim 3. soruya. Aşağıdakilerden hangisini yaparsak elektriği tasarruflu kullanmış olmayız? Dikkat edin soru köklerine. Olmayız cevabı. Eski ampullerin tasarruflu ampulle değiştirmek. Evet, doğru. Enerji verimliliği A sınıf olan alet ve makineler kullanmak, doğru. Gereksiz yanan ışıkları kapatmak doğru bir davranış iken odayı ışık şiddeti en düşük olan lambayla aydınlatmak hem fazlası hem de azı zararlı arkadaşlar. Uygun olanı D seçeneğe cevabımız olacak diyelim ve geçelim bir başka bölümdeki soruya. Evet, 4. soruda arkadaşlar, yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur ifadesi, bakalım hangisi. Bir elektrik devresinde anahtar kapalı ise devreden akım geçer ve ampul yanar. Biraz önce söylemiştik, bu kelimeye dikkat edin demiştik, kapalı kelimesine. Duy ve pil yatağı olmadan da basit elektrik devresi kurulabilir. Evet, biraz önce zorunlu değil demiştik. Pillerde artı ve eksi olmak üzere iki kutup vardır. Bu da doğru. Dolayısıyla hepsi dediğimiz seçenek bizim için doğru D seçeneği olacak. 5. sorumuza bakalım. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 3 doğru, 1 yanlış var. Yanlış olanı bulacağız 5. soruda. Elektrik kablosunda herhangi bir kopukluk varsa devre çalışmaz. Doğru arkadaşlar. Anahtar açık konumdayken devre çalışmaz. Evet, kapalı olmak zorunda dedik. Kablonun her iki ucu da ampulün yan kısmına bağlanırsa devre çalışır. Yan kısmı değil, o metal kısmına bağlanmak, temas ettirilmek zorunda. Dolayısıyla burada bir yanlışlık var. Piller pil yatağına doğru bir şekilde yerleştirilmemişse devre çalışmaz. Bu da doğru. Cevabımız C seçeneği olacak arkadaşlar bu soruda. 6. soruya bakalım. Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri suyu tasarruflu kullanma yöntemlerindendir? Damlatan muslukların tamir edilmesi doğru. Sıcak su gelinceye kadar akan suyu, soğuk suyu bir kovada veya bir yerde biriktirmek doğru. Boşa akmasını önlemek, bu da doğru bir davranış. Bahçelere yağmur suyunu toplayan su tanklarının yapılması, bu da doğru. Doğadan yararlanmak adına görüyoruz ki hepsi doğru. Cevabımız D seçeneği olacak bu soruda. 7. soruya bakalım arkadaşlar. Yukarıdaki ifadelerden hangisi yanlış? Yanlış olanı arayacağız 7. soruda. Hızlı nüfus artışı ve bilinçsizce kullanım su kaynaklarını azaltır. Doğru mu? Doğru arkadaşlar. Besin kaynaklarımızı dikkatli kullanmazsak açlık sorunuyla karşılaşabiliriz. Bu da doğru. Bahar mevsimlerinde yağmur yağdığı için su kaynaklarımız hiç tükenmez. Hayır arkadaşlar, yazın ne olacak? Yağmur yağmadığı zaman işte tasarruflu olmanın önemi bu. Dolayısıyla yanlış 3. şık cevap C seçeneği olacak bu soruda arkadaşlar. Ve gelelim diğer sorulara. Hızla devam ediyoruz. Gözlem evleri şehirden uzakta ve yüksek yerlere kurulur. Bu durumun nedeni nedir ifadesinin cevabı çok basit aslında. Üniteler içerisinde öğrenmiştik. Gürültü kirliliğinin olmasından dolayı değil arkadaşlar. Aşırı trafik yoğunluğu olması, bu da değil. Nüfusun daha fazla olması, bu da değil. Ama aşırı ışık kirliliğinin olması uzay gözlemleri için son derece tehlikeli ve risklidir. Yanıltabilir, yanıltıcı sonuçlar verebilir. Bunun sebebi uzakta, şehirden uzakta kurulması ışıktan kaçmaktır, ışık kirliliğinden kaçmaktır. Cevabımız C seçeneği olacak bu soruda. Ve 9'a geçiyoruz. Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri ses kirliliğinin nedenlerindendir? Dikkat edin, ses kirliliğinin nedenlerini arayacağız. Hızlı nüfus artışı, evet arkadaşlar, kalabalık ortamda tabii ki ses olacaktır, ses kirliliği olacaktır. Bir pazar düşünün, kalabalık, bağıran bağırına değil mi? Ses kirliliği mevcut en basit örneğiyle. Bu doğru. İş makinelerinin sesleri, yine ses kirliliği, evet. Trafik yoğunluğunun artması, arabaların, kornaların, kamyonların, otobüslerin sesleri yine ses kirliliği olarak düşünülür. Dolayısıyla bakıyoruz ki hepsi ses kirliliğinin nedenleri. Cevabımız D seçeneği olacak 9. soruda. 10. soruda yine maddeli bir soru. Yukarıdakilerden hangisi aydınlatma araçlarının olumlu katkılarındandır? Dikkat edin, olumlu katkılarına bakacağız. Taşıtlarla gece de yolculuğun yapılabilmesi, bu doğru bir olumlu sonuç mudur? Evet arkadaşlar.
Geceleri daha güvenli bir şekilde sokakta yürünebilmesi, aydınlık alanda. Bu da doğru. Sanayi, sağlık ve sportif faaliyetlerin gece de yapılabilmesi, gece maçları, gece hastanelerin açık olması, sanayideki fabrikaların çalışması hep aydınlanma teknolojisinin olumlu yönleri. Bakıyoruz ki burada da hepsi cevabımız D seçeneği olacak 10. soruda. Ve 11. soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi ışık kirliliğinin sonuçlarından birisi değildir ifadesi? Bu soru köküne lütfen dikkat edin. Caretta carettaların üreme faaliyetlerini etkilenmesi. Evet arkadaşlar. Aşırı ışık olması onların yönlerinin yanlış yöne doğru gitmelerine, yönlerinin sapmalarına sebep oluyor. Dolayısıyla bu nedenlerinden biri göçmen kuşların yönlerini bulmasının kolaylaşması. Tam tersi onlar da zorlanır. Gök bilimcilerin gözlemle olumsuz etkilenmesi. Biraz önce söylemişti gözlem evlerinin şehir dışında yapılmasının sebeplerinden biridir bu. Mercanların strese girerek beyazlaşması. Bu da Işık kirliliğinin sonuçlarından birisi iken göçmen kuşların yönlerini bulmasının kolaylaşması diye bir şey söz konusu değil. Cevabımız B seçeneği olacak arkadaşlar bu soruda diyelim ve geçelim bir diğer soruya. 12. soruda tuzlu su aşağıdaki hangi yöntem ile ayrıştırılır? Arkadaşlar tuz suyun içerisinde eridiği için bunu ayrıştırmanın en kolay yolu o suyu buharlaştırmaktır. Geriye tuzun kaldığını göreceksiniz. Cevabımız onun için C seçeneği olacak 12. soruda. Diğerine bakalım. Aşağıdakilerden hangisi mikroskobik canlıların yararlarından, bakın yararlarından biri değildir. Dikkat edelim. Bitki ve hayvan atıklarını çürütürler ve doğada kaybolmasını sağlarlar. Evet, yararlılarından biridir. Yemeklerin ekşimesine sebep olur. Bu bizim için yararlı bir durum mudur? Tam tersini bizim zararımızadır. Cevabın B olduğu açık. Diğerlerine bakalım. Sütü yoğurda ve peynire çevirirler. Biliyorsunuz yararlı parazitler, mantarlar. Üzüm suyunu sirkeye dönüştürürler. Yine olumludur ama cevap açık bir şekilde B seçeneği olmak zorunda. Gelelim 14. soru. Evet, bir şekil var, bir şema var burada. Yukarıdaki devrede ampul neden yanmamaktadır arkadaşlar? Şöyle bir devreye baktığımız zaman lamba var, pil var, artı eksi kutuplarına bağlanmış ama görüyorsunuz ki anahtar açık. Biz ne dedik? Anahtar her zaman kapalı olursa ışık yanar. Dolayısıyla burada görüyorsunuz ki anahtar buraya temas etmiyor. Buradaki açıklığa lütfen dikkat edin. Onun için 14. sorunun cevabı D seçeneği olacak. Anahtarımız açık olduğu için yanmamaktadır. Bir kez daha hatırlatalım. Bununla ilgili epey bir soru çözdük zaten. Aşağıdakilerden hangisi ışık kaynağı değildir? Arkadaşlar biliyorsunuz ki gezegenler ışık kaynağı değil. Dolayısıyla dünyada bir gezegen olduğuna göre cevap direkt dünya diyebiliriz. Çünkü güneş ışık kaynağıdır. El feneri suni de olsa yapay da olsa bir ışık kaynağıdır. Yıldızlar doğal ışık kaynağıdır. Aynen güneş gibi. Ama dünya ve diğer gezegenler ışık kaynağı değil. Cevabımız A seçeneği olacak bu soruda. Evet, gelelim 16. soruya. Kütlesi ve hacmi olan her şeye biz madde diyorduk. Etrafımızdaki her şey madde aslında. Verilen bilgiden yararlanarak hangisinin madde olduğunu söyleyebiliriz? Yani hacmi ve kütlesi olan hangisi diğerlerine bakalım. Işığın bir hacmi ve kütlesi var mı arkadaşlar? Yok. Soyut bir şey görüyoruz ama bir avuca, bir kaba sığdıramayız. Dolayısıyla bu değil. Ses aynı şekilde havada yayılır, ortamda yayılır ama bir kaba elimizin içine avucumuza sığdırabilir miyiz? Hayır. Peki hava? Havanın bir hacmi ve kütlesi var değil mi arkadaşlar? Bunu bir kaba veya bir balona dikkat edin sığdırabiliyoruz değil mi? Dolayısıyla hacmi ve kütlesi olan havadır bu seçenekler içerisinde. Koku da aynı şekilde duyarız, hissederiz ama bir kaba veya ne bileyim avucumuzun içine sığdıramayız. Bir kaba sığdıramayız. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği olacak 16. soruda. 17'ye bakalım. Aşağıdakilerden hangisi yapay ses kaynağıdır? Yani insanların ürettiği bir ses kaynağıdır şeklinde soru. Dalga sesi doğaldır. Keman sesi insanın yaptığı bir şey değil mi? Rüzgar sesi doğaldır, yağmur sesi doğaldır ama keman sesi bizim için yapay ses kaynağı. Cevap B seçeneği olacak 17. soruda. 18'e bakalım. Elektrikli eşyalar ve kullanım amaçları çiftlerinden hangisi yanlış verilmiştir? Yani biz hangi elektrikli aracı hangi amaçla kullanıyoruz? Bakalım. Çamaşır makinesi temizlik için mi? Evet. Telefon haberleşme için mi? Evet. Ampul aydınlatma için mi? Evet.
Ama bilgisayar ısınma şeklinde verilen bir bilgi, biz kalorifere ısınma şeklinde veya elektrikli ısıtıcıları ısınma şeklinde kullanırız ama bilgisayarı ısınma için kullanan herhalde aramızda yoktur. Cevabımız C seçeneği olacak bu durumda. 19. soruya bakalım. Elektriğin güvenli kullanılması için bazı kurallara uymalıyız. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir ifadesi? Bakalım hangisiymiş? Elektrik kaçağı varsa sigortayı kapatmak doğru bir davranış. Elektrik düğmelerine ıslak ellerle dokunmamak doğru bir davranış. Prizin içindeki iğneyi çiviyle çıkarmak. Arkadaşlar metalle değersek çarpılırız. Sakın ha böyle bir şey yapmayın. Bozuk elektrikli araçları yetkili servise tamir etmek güzel bir davranış. Görüyorsunuz cevabımız açık bir şekilde C seçeneği olacak. Ve gelelim artık son sayfalara. Aşağıdakilerden hangisi elektrik üretir? Bakın hangisi elektrik kaynağıdır demiyoruz. Enerjiyi başka bir enerjiyi elektriğe çevirecek. Pil elektriğin kaynağı değil, deposudur. Televizyon aynı şekilde elektriği başka bir yerden alır, elektrik üretmez. Bilgisayar da aynı şekilde başka bir yerden elektrik alır ama jeneratör mazotla, benzinle veya başka bir yakıtla çalışarak acil durumlarda elektrik enerjisi üretir. Bu hastanelerde, önemli binalarda, kamu kuruluşlarında mutlaka vardır. Cevabımız A seçeneği olacak bu soruda. 21. soruya bakalım. Dünya yüzeyinde yukarıdaki verilen bilgilerin hangisi ya da hangileri doğrudur? Bakın dünya yüzeyinde kara ve suların kapladığı alanlar eşittir. Eşit mi arkadaşlar? Biraz önce söyledik. %70'e %30 gibi bir oran var. Su ve kara oranı. Suların daha fazla olduğunu söyledik. Hangisi doğrudur diyor. Bu yanlış bir bilgi. Dolayısıyla birinciye bir eksi koyalım şimdilik. Karaların kapladığı alanlar daha fazladır. Karalar değil, sular daha fazla yer kaplıyor. Bu da yanlış. Suların kapladığı alanlar daha fazladır. İşte aradığımız bilgi bu. Üçüncü şık, o da C seçeneği olacak bizler için. 22'ye bakalım. Uzun süre açıkta bırakılan ekmek küflenir. Doğru mu? Hepimiz evimizde buna rastlıyoruz. Yeşil yeşil bir hal alıyor değil mi? Aşağıdaki olaylardan hangisinde meydana gelen değişim yukarıdaki değişim ile aynıdır ifadesi var. Bakın. Yani buradaki ekmeğin bozulmasına sebep oluyor değil mi? Bunu arayacağız. Yani bize olumsuz bir yönünü arayacağız bu bakterilerin, mantarların. Yemeğin ekşimesi bozulması değil mi? Ekmeğin küflenerek bozulması, yemeğin ekşimesi aynı şey mantarların olumsuz etkisi. Sandalyenin kırılması alakası yok. Yağın dökülmesi alakası yok. Kolonyanın uçması farklı bir fiziksel tepkidir. Ama yemeğin ekşimesi aynen ekmeğin küflenmesi gibi parazit mantarlarının olumsuz etkilerindendir. Cevabımız A seçeneği olacak bu soruda. 23. soruya bakalım. Aşağıdaki olayların hangisi bozulmaya örnektir? Arkadaşlar bozulma neydi? Katı bir maddenin ısıya tabi tutularak bir şekilde ısıtılarak şeklinin fiziksel olarak bozulması değil mi? Buna da en güzel örneği biz unun kavrulup helva yapılması. Bembeyaz unun yağla, tuzla veya şekerle tavada veya tencerede kavrularak artık bembeyaz undan eser kalmayacak şekilde kahverengi bir hale gelene kadar kavuruyoruz. Annelerimiz bunu yapar biliyoruz. Dolayısıyla bozulmanın en güzel örneğidir unun kavrulması. Katı bir maddenin ısıyla ısıtılarak başka bir hal almasına biz bozulma diyorduk. Dolayısıyla un örneği, un kavrulma örneği en güzel örnektir diyelim ve geçelim bir başka sayfaya. Son sayfamız artık. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur? Doğru bilgisini arayacağız. Dikkat edelim. Her sesin bir kaynağı vardır. Doğru mu? Yani nasıl derler ya ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Burada da her sesin mutlaka bir kaynağı vardır ki o ses çıksın. Bu doğrudur. Ses kaynakları doğal ve yapay olarak sınıflandırılır. Biraz önce söylemiştik keman sesi yapay bir sestir ama dalga sesi doğal bir sestir, rüzgar doğal bir sestir. Bu da doğru. Radyo doğal bir ses kaynağıdır. Niye doğal olsun ki? İnsanların icat ettiği bir aletten kaynaklanan ses. Dolayısıyla bir ve ikinci seçenekler doğru. O da C seçeneğinde bize verilmiş. 24. sorumuz C olarak işaretleyelim. 25. soruya bakalım arkadaşlar. Kuvvet itme veya çekme olarak tanımlanır. Evet, biliyoruz ünitelerden. Kuvvet ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır ifadesi? Cisimlerin hızını artırabilir mi? Evet. Cisimleri yavaşlatabilir mi?
Evet, arabanın frene dokunması mesela. Bu bir kuvvet uygulamadır ve arabayı yavaşlatır. Aynı şekilde gaza bastığımız zaman arabayı hızlandırır. Bunların hepsi kuvvetle alakalıdır arkadaşlar. Cisimlerin şeklini değiştirebilir mi? Süngeri sıktığımızda şekli yamuluyor biliyorsunuz. Kuvveti bırakınca, uygulamayı bırakınca yeni eski haline geliyor. Dolayısıyla bu da kuvvetle ilgili bir bilgi. Ama cisimlerin miktarını artırabilir. İşte bu yanlış. Yani biz nasıl bir kuvvet uygulayalım ki süngeri birden 2'ye, 3'e, 5'e çıkaralım aynı ebatta ve boyutta? Bu mümkün değil. Cevabımız C seçeneği olacak arkadaşlar. 26. soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi dünyamızın küre biçiminde olduğunu kanıtlayan olaylardan değildir ifadesi? Ay tutulması sırasında dünyanın ay üzerine düşen gölgesi yuvarlaktır biliyorsunuz. Dolayısıyla küre şeklinde olduğu belli. Uzaydan çekilen fotoğraflar daha da inandırıcıdır. Bu da belli. Sürekli aynı yöne giden uçakların başladığı yere tekrar dönmesi. Yani dünyamızın etrafında buradan başlıyoruz. Uçak dönüyor, tekrar aynı yere geliyor. Bu da küresel olduğunu gösterir. Yuvarlak olduğunu gösterir. Dünyamızın güneş etrafında dönmesi dünyamızın küre olduğunu bir kanıtı değildir arkadaşlar. Dünyanın kare olduğunu düşünün. Yine güneş etrafında dönüp duracaktı. Dolayısıyla bu bir kanıtlayan olay değildir. Cevabımız D seçeneği olacak 26. soruda ve son sorumuz artık. Ses kaynağından uzaklaştıkça sesin şiddeti nokta nokta, yaklaştıkça ise nokta nokta. Böyle bir bilgi verilmiş. O nokta noktaya hangi iki kelimeyi doldurmamız güzel olacak? Aynen kelime doldurma boşluklarındaki sorulara benziyor. 27. soru. Arkadaşlar sesin kaynağından uzaklaştıkça sesin şiddeti tabii ki azalır değil mi? Az duymaya başlarız. Peki o sese yaklaştıkça sesin miktarı ne olacak? Tabii ki artacak. Buraya da artar dedik. Azalır ve artar seçenekleri görüyorsunuz ki A seçeneğinde var. 27. soruyu da A seçeneği olarak işaretleyelim ve bugünkü sınav videomuzun da sonuna gelmiş olalım. Bundan sonraki konu anlatım ve özellikle sınav anlatım videolarına daha kolay ulaşabilmek için özel öğretmen kanalımızı beğenip abone olmayı ve arkadaşlarınıza da tavsiye etmeyi lütfen unutmayın. Hepinize şimdiden sınavlarınızda başarılar diliyorum. Yorumlarınızı ve güzel notlarınızı da lütfen yazmayı unutmayın. Ana sayfamızdaki oynatma listelerinden kendi sınıfınızla ilgili her türlü sınav videosuna çok daha rahat ulaşabilirsiniz. Bunu da hatırlatalım. İyi çalışmalar, hoşça kalın ama lütfen özel öğretmen kanalımızda kalın.